Annemin düğün için Samsun'a yaptığı yolculuklardan Covid-19 hastalığı bulaştı. Yolculuk sonrasında annemde beliren solunum güçlüğü ve baş bel ağrıları sonucu doktora gitti. Yapılan kontrollerde annemde Covid-19 virüsü olduğu belirlenmiş. İş yerinde çalıştığım sırada annemin doktoru beni arayarak kötü haberi verdi. Bize bir şey olmaz derken ailemden birinin bu hastalığa yakalanması oldukça kötü hissettirdi. İş yerimdeki sorumluma durumu anlattım ve karantina sürecim başlamış oldu. Annem, babam ve ben ayrı odalarda korku içinde hapis hayatı yaşamaya başladık. Amcamın eşi, yengemin ölüm haberini aldık. İlkokul yıllarında bana çok emeği geçmişti. O yüzden kendimi ona borçlu hissediyordum. Cenazesine gitmem gerekiyordu. Dolayısıyla apar topar cenazesine gittik, Hopa'ya gittik uçakla. Cenaze ve defin işlemleri sırasında gerekli önlemler alınmıştı. Cenaze evine gelen giden çok oluyordu. Yani başka birinin cenazesine gittiğinizde bu önlemleri alabilirsiniz. Maske, mesafe, temizlik, hijyeninize dikkat edersiniz. Ziyareti kısa tutarsınız fakat bu kendi cenazeniz olduğunda bunu çok sağlayamıyorsunuz. Orada kalmak zorunda kaldım. Dolayısıyla o kalabalık ortamda gelen giden sonrasında bu virüs bana bulaşmış oldu. Covid-19 bize komşumuzun masumane çay içmek amacıyla gelmesiyle bulaştı. İki gün sonra komşumuza Covid-19 teşhisi konuldu. Bu esnada Sağlık Bakanlığı'ndan eşimi arayıp Covid-19 teşhisi konulan hastayla yakın temasta bulunduğunuz tespit edilmiştir. Ailenizle birlikte 14 gün karantinada kalmanız gerektir diye söylemişler. Bundan 4 gün sonra eşimde burun akıntısı ve boğaz ağrısı belirtileri görüldü. Annemin rahatsızlıkları ilk 5 gün çok şiddetli boyutlara ulaştı. Bu esnada ben ihtiyaçlarıyla ilgilenirken aynı belirtiler bende de görülmeye başladı. Yataktan kalkamaz oldum. Babam ihtiyaçlarımızı karşılamaya çalışırken onda da aynı belirtiler görüldü. Geri döneceğim günün sabahında bir sırt ağrısı ve üşümeyle uyandım. Buradan hissettim bir rahatsızlık olduğunu. Doktora gittim. Burada akciğer filmi ve sonrasında PCR testi yapıldı ve PCR testimin pozitif olduğu ortaya çıktı. Filyasyon ekibi herhangi bir belirti durumunda onları aramamızı söylemişlerdi. Bu esnada eşimin ağrıları şiddetlendi, ağrılarına eklem ağrısı da eklendi. Hepimiz yatak döşek ağrılar içerisinde solunum güçlüğü çekerek yatmaya başladık. Vücut dengemiz ve psikolojimiz iyice bozuldu. Ölüm korkusu iyice sardığından Covid-19'dan hastalanan ve ölenlerin sayılarını görmemek için televizyon izleyemez hale geldik. İnsan hava alamadığını hissediyor. Sıcak soğuk demeden evin pencerelerini açıyor ve taze havayı içimize çekmeye çalışıyorduk. Tabii apar topar karantinaya girdik. Karantina süremiz başlamış oldu. İşe başlayamadık tabii ki. İşe gelemedik. Online bir şekilde çalışmaya devam ettik tabii ki. Ancak sahada olduğunuz gibi çok verimi sağlayamıyorsunuz. Dolayısıyla yani iş arkadaşlarınıza da bu yükü aktarmış oluyorsunuz. Diğer taraftan eşiniz, çocuklarınız karantinaya girmiş oluyor. Onların işini engellemiş oluyorsunuz. Çocukların okula gidişini engellemiş oluyorsunuz. Yani bu beni üzen noktalardan biriydi. Bu arada büyük kızımda da semptomlar başladı. Burun akıntısı, baş ağrısı, koku ve tat kaybı yaşadı. Ona da test yaptırdık. O da pozitif çıktı. Filyasyon ekibi gelip ilaç verdi. İlaçlar eşimde yan etki yaptı. Eşimin dili büyüdü boğazında ve nefes darlığı iyice arttı. Bu durum eşimi psikolojik olarak daha da kötü duruma getirdi. Tekrar ambulansı aradık. Hastaneye sevk ettiler ve 10 gün yatarak tedavi edilmesine karar verdiler. Hastaneye sevk ettiler. Hastanede yapılan kontroller sırasında ilaçların yan etkisinden dolayı eşimin kanında pıhtılaşma olduğu ortaya çıktı ve tedavisinin hastanede devam etmesine karar verdiler. Bu esnada 10 aylık bebeğimizin emzirilmesi gerektiğini bize söylediler. Bu karar sonucu hastalık bebeğimize de bulaşmış oldu. Yüksek ateş ve sürekli istifra belirtileri olmaya başladı. Eşim hastanede yattığından dolayı bebeğimizle ben ilgileniyordum. Bebeğimizden virüs bana bulaştı. Bel ağrısı, sırt ağrısı, baş ağrısı ve boğaz ağrısı gibi belirtiler bende de görülmeye başladı. Bu virüse yakalanan biri olarak sizlere tavsiyem şudur. Bana bir şey olmaz demeyin, oluyor. Maske ve sosyal mesafeye uymayanlar
Bu hastalık evlerine geldiğinde ne demek istediğimi anlayacaklar. Burada şu mesajı verebilirim. Önlemlere sadece iş yerinde değil, sosyal hayatta da dikkat edilmesi gerekiyor. Bu çok önemli. Özellikle kapalı alanlar bizim için çok tehlikeli. Maske, mesafe ve hijyeni zaten yapılması gerekiyor. Ama kapalı alanların çok tehlikeli olduğunu gördüm ve yaşadım. Buna dikkat edilmesi gerekiyor. Herkesi maske, mesafe ve temizlik konusunda daha da dikkatli olmaya davet ediyorum.